mensupları, kıymetli misafirlerimiz. İyi Parti Grup Genel Kurulu toplantısının 27. dönem 6. yasama yılı 18. birleşimini açıyorum. Salonumuzu şereflendiren Sayın Genel Başkanımızı saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım, Genel Kurul'a hitaba başlamadan önce her geçen gün büyüyerek güçlenen İyi Parti ailemize katılmak üzere aramızda bulunan Tekstil ve Hazır Giyim İhracatı Yönetim Kurulu Başkanı, AK Parti İzmir Eski İl Başkan Yardımcısı, İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sayın Fikret Mısırlı ve Şanlıurfa Siverek Ziraat Odası Başkanı Sayın Ahmet Ersin Bucağı rozetleri takılmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sevgili iyi ailem, aranıza katıldım, geç katıldım, özür dilerim. Umarım bu katıldığım noktadan itibaren sizlere daha büyük destek göstererek hızınıza erişmeye çalışırım. Hepinize saygıyla, sevgiyle teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Teşekkür ederim. Doğru, ben şöyle dur. Ortanızda efendim. Bir dakika, bir dakika. Görüşürüz. Vay be. Arkadaşlar, bugüne kadar bizim fikirlerimize, siyasi düşüncemize uygun bir merkez parti yok idi. Bu iki dönemdir İyi Parti var. İçinde bulunmaktan ve beraber hizmet etmekten mutluluk duyacağım. Daha iyi, daha güzel günler için hep beraber güçlenerek yürüyeceğiz. Tüm arkadaşlarıma başarılar dilerim. Hoş teşekkür ederim. Aleykümselam. Sağ olasınız. Sayın Genel Başkanım, ayrıca biliyorsunuz dün 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Çok değerli doktorlarımız grubumuza teşrif ettiler. Şimdi doktorlarımız adına size bir hediye takdimi olacak. Kıymetli Genel Başkanım, tüm sağlık çalışanlarının her türlü sorun ve sıkıntısında ilk günden beri yanımızda olduğunuz için, desteğinizi bizden eksik etmediğiniz için, her türlü feryadımızda bizim sesimiz olduğunuz için biz bu Kadüse isimli tıp sembolünü sizlere hediye etmek istedik. Kadüse iki tane yılandan, bir tane de asadan oluşuyor. Yılanların bir tanesi zehir, diğeri panzehir. Aradaki asa da sağlıkla hastalık arasındaki dengeyi ve mevcut etkileşimi sağlaması için yapılmış bir sembol. Bu takdimlerinizi kabul ettiğiniz için sonsuz teşekkürümüzü sunarız. Çok sağ olun. Buyurun sen Genel Başkanım. Evet. Aziz milletim, değerli milletvekilleri, sevgili gençler, kıymetli basın mensupları, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün aramızda çok özel misafirlerimiz var. Fedakarlığın ve özverinin çok kıymetli temsilcileri var. Mesleğini onuruyla yapmaya çalışan cefakar kardeşlerimiz var. Değerleri bilinmeyen, haklarını alamayan, hatta giderlerse gitsinler denilip horlanan,
ama her şeye rağmen memleketlerinde kalmayı seçen kahraman tıbbiyelerimiz ve sağlık çalışanlarımız beyaz önlükleriyle bugün aramızdalar. Milletin kutlu meclisinde başımızın üstünde yerleri var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dava arkadaşlarım, bildiğiniz üzere dün tıp bayramını kutladık. Bundan tam 104 yıl önce 19 yaşındaki Hikmet Bora'nın ve tıbbiyelerin milli mücadelemize olan inançlarını kutladık. Vatanımız için verdikleri şanlı mücadeleyi kutladık. Mektebi tıbbiyeyi şahaneden yükselen o büyük cesareti kutladık. 14 Mart vatan sevgisini sözle değil, görevlerini en iyi şekilde yaparak gösteren tıbbiyelerin bayramıdır. Bu vesileyle kendini vatanına ve milletine adayarak ülkemizin bağımsızlık ateşini büyüten tıbbiyeli hikmetin göğe kaldırdığı bayrağı bugün devralan tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Başta vatanımızın kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cesaretin sesi olan Doktor Hikmet Bora'nı, istiklalimizin neferleri olan tıbbiyelerimizi ve istikbalin destanını yazan tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz milletim, pandemide yaklaşık 100'ü doktor olmak üzere 600'ün üzerinde sağlık çalışanımızı kaybettik. Ayrıca son yıllarda kışkırtılarak azdırılan sağlıkta şiddet eğilimi nedeniyle görevleri başında saldırıya uğradılar, öldürüldüler. Ülkemizi derinden yaralayan 6 Şubat depremlerinde ise 94'ü doktor, 448 sağlık çalışanımızı kaybettik. 528 sağlık çalışanımız ise yaralandı. Onlara reva görülen tüm zorluklara rağmen depremden sonra bile görev yerlerini terk etmeyen, ülkemizin her şehrinden tüm engellemelere rağmen deprem bölgesine vatan sevgisiyle koşan doktorlarımızın ve sağlık çalışanı kardeşlerimizin özellikle bu zor süreçteki çalışmalarını takdirle izledik. Her ne kadar iktidarın başı ve liyakatsiz ekibi onların en büyük fedakarlıklarına karşı büyük bir vefasızlık göstermeye devam etse de bu kötülüğün artık sonuna geliyoruz. Çünkü o sene bu sene. 15 Mayıs'ta giderlerse gitsinler diyenler çekip gidecekler. Doktorlarımız ise baş tacı olarak burada kalacaklar. Değerli hekim ve sağlık çalışanı kardeşlerim, biz sağlık ordumuzu ve sağlık mücadelemizi memleketi yönetmekten aciz kadroların insafına terk etmeyecek kadar değerli görüyoruz. Bu kötü günler elbette geçecek. 15 Mayıs'tan itibaren mesleğinizi hak ettiğiniz koşullarda yapacaksınız. Ayaklar altına alınmaya çalışılan itibarınızı yükseltecek çalışma şartlarınızı en yüksek seviyeye ulaştıracağız. Önlüğünüzün beyazına asla ama asla çamur bulaştırmayacağız. Hiç merak etmeyin, çok az kaldı. Değerli dava arkadaşlarım, sevdim milletime gönlümü verdim. Zalimin zulmüne göğsümü serdim. Göğsümü gerdim. Kırıkanlı Kazım, Niksarlı Nedim, susarsam hakkını helal etmesin. Yurdum bir kağıttır, ışık beyazı. Üstünde insanlar mukaddes yazı. Genci, ihtiyarı, gelini kızı, susarsam hakkını helal etmesin. Mazlumlar hakkını almayıp ele, günü gün edersem,
zalimler ile evdeşim, öz kızım, öz oğlum bile susarsam hakkımı helal etmesin. Adaleti kör, vicdanı sağır, kalbi taştan bu düzende susanlardan olursam, sinenlerden olursam, korkanlardan olursam milletim bana hakkını helal etmesin. Bir yiğidin peşine bin namussuz takılmışken, bir eşin yüreğine ateşler düşmüşken, bir çocuğun yüzüne hasret acısı vurmuşken, göz yumanlardan olursam milletim bana hakkını helal etmesin. Bengüsu'nun, Banu Çiçek'in, Ayşe'nin gözyaşlarının hesabını sormazsam, haklarını aramazsam, Sinan Ateş'i unutursam, unutturursam milletim bana hakkını helal etmesin. Bak Sayın Erdoğan, hani göz göre göre yaptığın her hatanda, her beceriksizliğinde, her iş bilmezliğinde çıkıp çıkıp milletimizden helallik istiyorsun ya, işte sana fırsat. İki güzel çocuğun, bu acılı annenin ve yüreği yaralı bir milletin helalliğini alma fırsatı. Hadi bakalım Sayın Erdoğan, Ayşe kızımıza söz veren sen değil miydin? Ben bu işin peşine düşeceğim diyen sen değil miydin? Bengüsu'ya, Banu Çiçek'e söz veren sen değil miydin? Sözünden dönmek mertliğe sığar mı Sayın Erdoğan? Hani milletin adamıydın? Hani cumhurun reisiydin? Haydi bakalım o makamın, kendi kendine taktığın o sıfatların hakkını ver de görelim bakalım. Ama veremezsin. O sözleri tutamazsın. Çünkü her şey ortada. Gün ortasında başkentin göbeğinde işlenen bu cinayetin üstünden tam 3,5 ay geçti. Adalet hala yerini bulmadı. Açılan dava bir milim bile ilerlemedi. Suçluların gözaltına alınacağı yerde adalet gözaltına alındı. Suçlulara kelepçe takılacağı yerde adalete kelepçe takıldı. Cinayetin failleri yakalandı ama ona yardım ve yataklık edenler serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarında tüm ilişki ağı ortaya döküldü. Katiller yakalandı ama emri verenler serbest kaldı. Sayın Erdoğan, arkandan dönen dümenler karşısında bu kadar kifayetsiz olma, bu kadar çaresiz, bu kadar zayıf olma. Adaleti gölgeleyenlere karşı, onların karşısında bu kadar basiretsiz, bu kadar korkak olma. Mafyalar, simsarlar, uyuşturucu kaçakçıları karşısında bu kadar aciz olma. Sen bu memleketin cumhurbaşkanısın. Korkma. Bu cinayetin asıl sorumluları kim? Açıkla. Bu suikastin planlayıcıları kim? Açıkla. Sinan Ateş'in esas katilleri kim? Açıkla. Eğer ki bu milletten gerçekten de helallik almak istiyorsan bu kanı yerde bırakma. Bu haksızlığa boyun eğme. Bu vicdansızlığa sahip çıkma. Ben adalet yerini bulana kadar her konuşmamda sana bu çağrıyı yapacağım. Her konuşmamda sözümü tutacağım. Her konuşmamda sana Sinan Ateş'i hatırlatacağım. And olsun, şart olsun ki Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Çevrilmek istenen dümenleri kabullenmeyeceğiz. Alçakların elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu cinayetin peşinde olacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bugün iktidarın başı zafiyet içinde olabilir. Bugün düzen zalimlere hizmet ediyor da olabilir. Bugün Sinan Başkan'ın canına kıyanların keyfi yerinde bile olabilir. Ama bu alçaklıkta eli olan, kolu olan, rızası olan kim varsa asla unutmasın ki Mayıslar bizimdir.
Mayıslar bizimdir. Mayıslar bizimdir. Aziz milletim, değerli arkadaşlarım, AK Parti iktidarı ve Bay Kris son dönemde çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladı. Kaybetme korkusuna kapıldıklarından olsa gerek artık iyice saçmalıyorlar. Panik içerisinde bir o yana bir bu yana savruluyorlar. Ve her savrulmada ilkesizliklerini gözler önüne seriyorlar. Hatırlayın, 2019'da da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin hemen öncesinde benzer işlere girişmişlerdi. Seçim kazanmak için bula bula terörist başına sekreterlik yapmayı bulmuşlardı. Ama sonra ne oldu? İstanbul'u kaybettiler. Biliyorsunuz, Bekamızın sözüm ona Yılmaz savunucusu olan Cumhur İttifakı'na yeni üyeler katılıyor. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Bu yeni birliktelikler sonrasında Sayın Erdoğan ve genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine de artık bazı yeni başlıkların dahil olduğunu düşünebiliriz. Mesela her ne kadar henüz kendisinin adaylığı kesinleşmiş olmasa da genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'ın seçim beyannamesinde artık Türkiye'nin Şeyh Said isyanları nedeniyle özür dilemesi, tazminat ödemesi var. Özerklik ve federasyon var. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceği var. Andımızı zaten kaldırmışlardı ama mesela artık ne mutlu Türk'üm diyene yazılarının silinmesi de var. Mesela kadınlara fıtratlarına göre yaşama zorunluluğu var. Kadınlara zulüm var. Kadınlara yönelik şiddetin önünün açılması var. Mesela cumhuriyet değerlerimize saldırı var. Çok ulusluluk var. Paralel eğitim kurumları var. Ez cümle bu ülkenin birliğine, bekasına ve istikbaline yönelik koskoca bir tehdit var. Bu vesileyle uzunca bir süredir elinde vatanseverlik mezurasıyla ortalıkta gezen arkadaşların bu son gelişmeler karşısındaki ibretlik sessizliklerini tarihe not ediyor. Genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın ezber bozan bu yeni vaatlerini Büyük Türk Milleti'nin takdirine sunuyorum. Ayrıca buradan Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine de seslenmek istiyorum. Ne diyor büyüklerimiz? Eğreti ata binen tez inermiş. Hiç merak etmeyin, sizin için de aynısı olacak. Şunun şurasında 2 ay kaldı. Gider ayak istediğiniz kadar yalpalayın, istediğiniz kadar saçmalayın, istediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. 2 ay sonra tıpış tıpış gidecek, toptan emekli olacaksınız. Siyasi tarihimiz defalarca göstermiştir ki milletin iradesinden büyük güç yoktur. Söz de, hüküm de milletimizindir. Siz zaten milletin vicdanında mahkum oldunuz. 14 Mayıs'ta da milletin kararıyla mağlup olacaksınız. Artık kaçış yok. O sene, bu sene. Aziz milletim, hepimizin içini yakan deprem felaketinin üzerinden tam 37 gün geçti. Tam 37 günde nice hayatlar söndü. Nice hayaller tükendi. Nice acılar yaşandı. Sesini duyurmaya çalışanların, derdine derman arayanların, çaresizliğe kapılanların yanında yaralara merhem olmaya gayret eden nice iyi yürekli insanımız vardı. STK'larımız vardı. Belediyelerimiz vardı. Hükümetin başı ve arkadaşları ortalıkta yoktu ama tek yürek olmuş koskoca bir millet vardı. Milletimiz bu 37 gün içerisinde
dar gününde yanına kimlerin koştuğunu gayet açık ve net olarak gördü. Uzattığı eli kimin tuttuğunu gördü. İktidarın anlattığı masalların nasıl da fos çıktığını gördü. Bay Kriz ve arkadaşları millet vicdanında bir kez daha mahkum oldu. Değerli dava arkadaşlarım, depremin olduğu ilk günden itibaren sahada vatandaşlarımızla birlikteydik. Yaşanan acılara bizzat tanık olduk. Afet Koordinasyon Merkezimizin çatısı altında arama kurtarma ekipleri kurduk. Enkazdan insanlarımızı çıkarttık. Bölgedeki ihtiyaçları tespit ettik, yardımlarımızı yönlendirdik. Vatandaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz yardım tırlarımızı depremzede kardeşlerimize ulaştırdık. Sahra hastaneleri kurduk, aşevleri kurduk, iyi kentler kurduk, seyyar tuvaletler, hijyen malzemeleri götürdük. Açıkta kalan insanlarımızı bölgeden tahliye ettik. Konaklama sağladık. Birçok arkadaşımız hala deprem bölgesinde çalışmaya devam ediyor. Hala ihtiyaçlar tespit ve temin ediliyor. Gençlik teşkilatlarımız depremzede çocuklarımız için motivasyon etkinlikleri düzenliyor. Nitekim ben de geçtiğimiz hafta yeniden deprem bölgesindeydim. Ekrem Başkanımızla Hatay'da, Mansur Başkanımızla da Kahramanmaraş'ta belediyelerimiz üzerinden yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Depremzede vatandaşlarımızla konuştuk, dertleştik. Çocuklarımızın yüzünü biraz olsun güldürebilmek için uğraştık. Bu vesileyle buradan sadece iki büyük şehrimizin belediye başkanları olarak değil, müstakbel Cumhurbaşkanı yardımcılarımız olarak Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Onlar sınırlı kaynaklarına rağmen bir afet organizasyonunun nasıl yapılacağını tüm Türkiye'ye gösterdiler. Önlerine çıkan tüm engellere rağmen liyakatle çalışmanın ne demek olduğunu, devlet ciddiyetiyle çalışmanın ne demek olduğunu cümle aleme gösterdiler. İşlerini zorlaştırmaya adeta and içen bir iktidara rağmen depremin yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştılar, çalışmaya da devam ediyorlar. Ayrıca Ekrem ve Mansur başkanlarımızın nezdinde afet bölgesinde canla başla çalışan tüm belediye çalışanlarımıza ve gönüllülerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah her birinden razı olsun. Geçtiğimiz hafta şunu söyledim, buradan da bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Devlet bütün imkanlarını seferber etmediği sürece 2023 yılına ait kamu yatırım programını güncelleyip daha fazla kaynağı bölgeye aktarmadığı sürece belediyelerin ve STK'ların üzerine her geçen gün daha fazla yük bindiren bu model sürdürülebilir değildir, olamaz. Nitekim devlet yönetmekten aciz AK Parti iktidarının birçok alanda yüzüne fener tutulmuş tavşan gibi ne yapacağını bilememesi, bakanların kirli sakal bırakmaktan öteye gidememesi, en çok ihtiyacın olduğu zamanda insanlarımızın yardımına koşulamaması artık maalesef etkilerini göstermeye başladı. Artık insanlarımız için sevdiklerini kaybetmenin acısının yerini ne yazık ki onları göz göre göre kaybetmiş olmanın öfkesi almaya başladı. Mesela Hatay'da kardeşi ve 3 aylık yeğeni dahil ailesinden tam 7 kişiyi kaybettiği için yüreği yanan bir abla dedi ki, 3 gün boyunca ayaklarını öpmediğimiz kişi kalmadı. Gelen başkası gelecek dedi gitti. Ses dinleyin dedim, onu bile yapmadılar. Kardeşimi enkazdan çıkarmadılar. Bebeğimizi, gelinimizi enkazdan çıkarmadılar. Bebeğimizin sesini duyduk ama bir şey yapamadık. 4. güne kadar neredeydiler? Kardeşimin hakkını istiyorum. Diri diri öldüler. Mesela Kahramanmaraş'ta Eczacılar Birliği görevlisi bir kardeşim dedi ki, 8 seyyar eczaneyle Kahramanmaraş'ta bir tane ilaçsız insan kalmadı. Bacıma oturup ağlayamadan hizmetimize sonuna kadar devam ettik.
Mesela yine Kahramanmaraş'ta bir esnaf kardeşim yanıma gelip dedi ki, şehir merkezinde çarşı esnafının hepsinin iş yerleri yıkıldı. Hiçbir şey yapmıyorlar. 3500 esnaf olarak milyonlarca liralık borcumuzla çare bekliyoruz. Aziz milletim, ne var ki Bay Kriz ve arkadaşları bu sesleri duymak yerine bizzat neden oldukları bu büyük felaketi seçim kampanyasına çevirmenin peşine düşmüş durumdalar. Artık bıkıp usandığımız ucube siyaset algoritmaları ile belediyeleri ayrıştırıyor, hizmet etmek isteyene zorluk çıkarıyorlar. Burada bizim borumuz yeter diyorlar. Yaralarımıza merhem olmaktansa yaranın sebebi olan şirketlere alelacele ihaleler açıyorlar. Biz ise her gün iflas etmiş bir sistemin, felç olmuş bir bürokrasinin ve artık işlevini tamamen yitirmiş bir iktidarın ürettiği yeni sorunlarla boğuşuyoruz. Çünkü hiç kimse sorumluluk almıyor. İlk gün söylediğimi bir kez daha tekrar edeceğim. Eğer bu iktidarda gerçekten zerre merhamet, ciddiyet ve sorumluluk bilinci olsaydı, şimdiye kadar birçok istifa olurdu. Ama bunlar, bırakın istifa etmeyi, gün geçtikçe daha da arsızlaşıyor. Milletin parasıyla millete çadır satan Kızılay Başkanı bile insan içine çıkmaktan utanacağı yerde sımsıkı tutunduğu koltuğunda oturup Atatürk'ün emriyle, İsmet Paşa'nın onayıyla yapılan çadır satışları var diyor. Şu yüzsüzlüğe bir bakar mısınız? Bir yandan Atatürk'ümüze ve İsmet Paşa'ya sövüp diğer yandan da ayakları taşa takılsa yine onlara sığınan şu iki yüzlüğe bir bakar mısınız? Biz bu işi batırdık, yapamadık. Şehirlerimizi önce mezara, sonra da çaresizlik enkazına çevirdik. Özür diliyoruz. Hukuk önünde hesap vermeye hazırız demeleri gereken yerde utanmadan, sıkılmadan beceriksizliklerine, iş bilmezliklerine ve arsızlıklarına kılıf arıyorlar. Yazıklar olsun. Buradan iktidar mensuplarına sormak istiyorum. Allah aşkına neden aranızdan tek bir kişi bile istifa etmiyor? Bu yıkımın, beceriksizliğin ve ciddiyetsizliğin tek bir sorumlusu yok mu? Aranızdan tek bir kişi bile bu tavrı gösterecek haysiyete sahip değil mi? Madem her biriniz işinizi bu kadar kusursuz yaptınız, o zaman neden ülkemizde işler, neden böylesine kötü bir hale geldi? Madem hiçbir hatanız yok, o zaman neden Sayın Erdoğan hala helallik isteme peşinde? Bakın, rahmetli Doğan Cüceloğlu'nun çok güzel bir sözü vardır. Der ki, makam, mevki, rütbe, unvan bunların hepsi cekettir. Ceketi asar, bir yere gideriz. Arkamızda sadece insanlığımız kalır. Peki şimdi bunca acının ardından sizin arkanızda ne kalacak biliyor musunuz? Yandaşlarınıza ihale verme peşinde heba ettiğiniz yıllar kalacak. Beceriksizliğinizin sonucu olan bir büyük felaketin devasa enkazı kalacak. Vicdanlarda açtığınız yaralar neden olduğunuz toplumsal yıkım kalacak. Ve emin olun ki hangi kampanyayı yaparsanız yapın, vicdan azabından kurtulsanız bile tarihin azabından kurtulamayacaksınız. Tarihin azabından kurtulsanız da Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız. Değerli dava arkadaşlarım, binlerce insanımızı yitirdiğimiz depremin Türkiye için bir milat olmasını sağlamak bugün önümüzdeki en önemli görevdir. Bir daha memleketimize böyle acıları yaşatmayacak bir iktidar anlayışının tesisi Türkiye'nin önündeki en önemli ve acil görevdir. Bu o miladı hep birlikte yaşamak ve yaşatmak da milletimize karşı hepimizin görevidir. Çünkü hakkın sahibi millettir. Çünkü sözün sahibi millettir. Çünkü bu cennet memleketin tek sahibi millettir. Bugün milletimizin, ülkemizin ve devletimizin yeniden inşası için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Ayaklarımızı üzerine basıp ileriye doğru atılacağımız sapasağlam bir zemine ihtiyacımız var.
Hiçbir vatandaşımızın dışarıda bırakılmadığı, cebinde Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı taşıyan herkesin kendisini bu devlete ait hissettiği, memleketin tamamını kapsayan güçlü bir zemine ihtiyacımız var. İşte o zeminin ismi İyi Parti'dir. Çünkü İyi Parti'nin harcında iyilik vardır. Çünkü İyi Parti'nin harcında merhamet vardır. Çünkü İyi Parti'nin harcında sorumluluk vardır. Çünkü İyi Parti'nin harcında ciddiyet vardır. Bu iktidar milletimizi kamplaştırarak, kutuplaştırarak, düşmanlaştırarak ortak zeminimizi parçalamaya çalıştı. Bu iktidar sorumsuz söylemleriyle, akıldan yoksun politikalarıyla, keyfi kararlarıyla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşlik ruhunu bozmaya çalıştı. Ve maalesef bu iktidar yıllardır milletimizin bölünmesinden, mahallelerimizin ayrılmasından, devletimizin partileşmesinden, milli ve manevi değerlerimizin ucuzlatılmasından beslendi. Artık yeter. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü İyi Parti milletimizi tüm renkleriyle, farklılıklarıyla huzur içerisinde yaşatacak bir siyasi merkezdir. Çünkü İyi Parti kutuplaşmadan, düşmanlıklardan, nefret söylemlerinden, illallah eden bütün vatandaşlarımızın memleketimize duyduğu ortak sevgide, ortak hatıralarda ve ortak aidiyette buluştuğu bir toplumsal merkezdir. Çünkü İyi Parti tüm ayak oyunlarının ve suni kavgaların karşısında her daim milletten yana saf tutan bir güven, denge ve itidal merkezidir. Çünkü İyi Parti barışın ve kardeşliğin merkezidir. Çünkü İyi Parti devletimizin adalet, ciddiyet ve merhamet merkezidir. Çünkü İyi Parti cumhuriyet değerlerimizin, devlet geleneklerimizin, milli irademizin en büyük güvencesidir. Değerli dava arkadaşlarım, biz dün neredeysek bugün de oradayız. İnatla ve ısrarla bugün de biz hala buradayız. Yılmadan, yıkılmadan dimdik ayaktayız. Biz milletin sesi olacağımıza söz verdik. Biz millet iradesinin temsilcisi olacağımıza söz verdik. Biz aziz milletimize bu seçimi mutlaka kazanacağımıza söz verdik. Yılmadık, direndik. Doğru bildiklerimizi söylemeye devam ettik. Tartıştık, kavga ettik, sözümüzden dönmedik. Nitekim 6 Mart'ta da milletimizin önüne bir çözüm yolu koyduk. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri de, Sayın Mansur Yavaş'ı destekleyenleri de, Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenleri de ortak bir yol haritasında birleştirdik. Milletin iradesinin milletin ittifakında tecelli etmesini sağladık. Bu yol birliğin yoludur. Bu yol istikbalin yoludur. Bu yol milletin yoludur. Ve İyi Parti gururla sunar. Bu yol kazanmanın yoludur. Bugün ittifakımız daha güçlü, kardeşliğimiz daha sağlamdır. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki yanında dimdik duran Cumhurbaşkanı yardımcıları Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile birlikte Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacaktır. Değerli dava arkadaşlarım, 21 yıldır milletimizi nefessiz bırakan bir tipinin sonunda artık cıvıl cıvıl bir şafağa uyanıyoruz. Ekonomiden eğitime, tarımdan turizme, adaletten özgürlüklere kadar tüm eksikliklerimizi kapatmaya geliyoruz. Türkiye'nin ne kadar zengin ve güçlü bir ülke olduğunu tüm dünyaya göstermeye geliyoruz. Acı reçetelerin sonuna, iyileşmenin baharına geliyoruz. Cumhuriyetin ikinci asrında yepyeni bir başarı hikayesini yazmaya geliyoruz. Huzuru ve umudu yeniden yeşertmeye geliyoruz. Ülkemizi kaplayan tüm kara bulutları 14 Mayıs'ta dağıtmaya, 21 yıllık gecenin sonunda güneşi doğurmaya geliyoruz. Eğer bugün
değişime dair bir umut varsa bunun mimarı da, ustası da, kalfası da, çırağı da İyi Parti'dir, İyi Partililerdir. Herkes gönlünü ferah tutsun. Bu son iki ay Türkiye'nin engellenemez yükselişinin arefesidir. Biz geleceğiz ve her şey değişecek. Biz geleceğiz ve gençlerimiz gülecek. Biz geleceğiz ve insanımız mutlu, ülkemiz güçlü olacak. Biz geleceğiz ve Türkiye iyileşecek. Türkiye yeniden hukukun ve adaletin ülkesi olacak. Hür ve zengin insanların ülkesi olacak. Huzurun ve mutluluğun ülkesi olacak. Bolluğun ve bereketin ülkesi olacak. Milletimiz mutlu, devletimiz güçlü olacak. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi inşa etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Dinamik ve yetkin kadrolarımızla Türkiye'yi hak ettiği yere çıkarma sorumluluğumuzun farkındayız. İşte 14 Mayıs tam olarak bu sorumluluğumuzun milletimizce tescilleneceği tarih olacak. O kutlu gün geldiğinde sözde, kararda, yetkide yeniden aziz milletimizin olacak. Hiç merak etmeyin. Her şey çok iyi, her şey çok güzel olacak. Çünkü millet haktan yana olacak. Çünkü millet adaletten yana olacak. Çünkü millet bizden yana olacak. Ve millet tarih yazacak. Toplantımızı şereflendirdiniz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Ağzınıza yüzünüze sağlık efendim. Toplantıyı kapatıyorum.